Son cümlelerimi de kurup toparladığımıza göre artık programımızı kapatabiliriz. Bir daha Metin'den bahsetmeyeceğim. Ben halimden memnunum. Değilsin. Memnunum. Psikolojik üstünlük sağlıyorsun değil mi? Hani şu derdi olanları dinleyip de kendini güçlü hissedenlerden. Mesleki değil, insani bir durum diyelim. Ve sorunlarını benimle paylaştığın için kendimi özel hissediyorum. Çok acayip bir insansın. Acayip derken etkileyici anlamında mı ya da aman kaç kaç acayip mi? Daha iyi misin? İyi bir dinleyici ve Yasemin çayı. Çok iyi geldiniz. Doktor hanım, Gaye diye bir hanım geldi. Sizi görmek istiyor. Hasta kabul saat değildi ama çok ısrarcı oldu. Gaye mi? Metin'e günlerdir ulaşamıyorum. Son çare olarak size geldim. Nasıl ulaşacağım? Size nasıl ulaşamayacağınızı söyleyeyim. Benim üzerimden ulaşamazsınız. Şimdi git buradan. Mine Hanım lütfen. Zeynep için, kızım için buradayım. Bir daha sakın buraya gelmeyin. Sizinle uğraşamam ben. Son paramla bez aldım bugün. Onu da doğalgazdan verdim. Onu da keserler yakında. Parayı bir şekilde hallederim diyelim ama hasta gibi son günlerde. Ateş çıkıp duruyor. Sigortamı kestiler. Siz de bir işten atıldığımı da bilmiyorsunuz. Metin en azından biraz masraflarıyla ilgilense. Sizin için yapabileceğimin en fazlasını yaptım. Benden bir şey beklemeyin artık. Ben kötü biri değilim. Size kötü bir şey yaptım biliyorum ama kötü bir insan olduğum için değil. Kendimin de farkındayım. Bu kadar çaresizim ki ayağınıza kadar geliyorum. Metin nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bana duyulmaz ama size nerede olduğunu söylerse ona bu adresi ulaştırın. Günahsa Metin de benim günahım. Ama benim çocuğum masum ve bize muhtaç.